Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kayserispor olmaz mı? Maşallah. Allah bağışlasın. Bir gün oldu çobanlığa başladı. Maşallah gözlerim. Oo. Oo. Alemse Kayserispor. Çak. Hadi bakalım. Teşekkürler. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle ziraatla ilgili, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili neler yapılacağıyla ilgili de bir program hazırladık. Köyün özellikle bunların içerisindeki tarım yapılacak nitelikte olanların, hayvancılık nitelikte olanların veyahut da bağ kültürünün yaşatılması noktasında altyapısı olan mahallelerimizin hepsinin tek tek planladık ve planlı bir şekilde bundan sonra bu bölgelerin tarım altyapısını güçlendireceğiz. Gömeş Mahallesi de Gömeş fasulyesi diye bir fasulye, meşhur bir fasulyesi var da suyla birlikte Gömeş fasulyesi de yeniden Kayserimizde yoğun bir şekilde umuyoruz ekimi dikimi yapılacak ve Gömeş fasulyesi namına yakışır bir şekilde daha fazlaca üretimi ve satış imkanı ortaya çıkacak. Hakikaten bu Sarımsaklı Ovası'nın ovanın sulama projesi çok ciddi, kıymetli bir iş. Yani bir şehirde sanayi üretimi kıymetli, teknoloji üretimi kıymetli, istihdam için yapılan işler kıymetli ama en önemlisi tarımsal üretim. Biz de bundan dolayı tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladık. Ne yapacağız bundan sonrasında? Karşımızda şöyle bir risk var. Dünyadaki bütün işletmeler, Türkiye ile birlikte dünyadaki bütün tarımsal işletmeler aile işletmeleri. Bunda hiçbir farkımız yok. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Tarımsal üretim gitgide gençlerden uzaklaşıyor. Belli bir yaş grubunun üstündeki insanlar tarımsal üretim yapıyor. Hayvancılığı gençler yapmak istemiyor veyahut da çok az sayıda yapıyor. Ziraati gençler yapmak istemiyor. Çok az sayıda yapıyor. Daha çok belli bir yaşın üstündekiler yapıyor. Bundan dolayı da gerek üretim alanı desteği, tarla, gerek sözleşmeli tarım üretimiyle, gerekse farklı alternatiflerle belli yaş grubunun altındaki gençleri tarımsal üretimi yapabilmesi için Kocasinan Belediyesi olarak bir destek programı açıklayacağız. Ve bundan sonrasında bizim köylerimizde daha fazlaca tarımsal üretimin yapılmasını planlıyoruz. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafı bu bölgelerin hepsini köy yerleşik alan planları vardı ama bundan sonrasında köy yerleşik alan olmayanları köy yerleşik alanlarla birlikte başlayıp tarımsal altyapılı planlar yapacağız. Evim olsun diyor. Ama bunu tarlanın içerisine yapmasın. Bunu istediği yere yapmasın. Bunu gelişigüzel yapmasın. Bunları planlı bir şekilde köyün içerisinde planladığımız alanlarda yapsın ki biz de hizmet getirelim. Doğalgaz geldiği zaman, elektrik geldiği zaman, su geldiği zaman, kanalizasyon geldiği zaman eğer ki böyle gelişigüzel sağda solda olursa bu hizmetleri vermemiz mümkün değil. Veyahut da çok zor. Ama yerleşik bir şekilde olursa bu çok kolay. Nihayetinde bu imkanlar, bu kaynaklar devletin, kamunun imkanları. Hep beraberce bu imkanları doğru bir şekilde değerlendirmemiz, doğru şekilde yönetmemiz lazım. Ve nasipse inşallah bunun altyapı çalışmaları, mutfak çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerden itibaren meclis safahatına başlayacağız. Gerek Büyükşehir Meclisimizden, gerek bizim meclisimizden geçerek bu planlamaları hayata geçireceğiz.